Bu konuşmada size 3 mesaj vermek istiyorum. Vermek istediğim mesajlardan bir tanesi de bu. Çıt Merhaba arkadaşlar. Cuma günü burada sabahleyin gelip dinlemeye değer bulduğunuz için teşekkürler. İsmim Selman Kahya. 27 yaşındayım. Yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Türkiye'de lisans, bilgisayar mühendisi üzerine lisans programı bitirdikten sonra Amerika'ya Silikon Vadisi diye tabir edilen Bay Area bölgesine geldim. 2 sene bir yüksek lisans tecrübesi edindim. Ardından Yahoo şirketinde çalışmaya başladım. 2-2,5 sene orada çalıştıktan sonra Uber adında bir şirkette çalışmaya başladım. Bir buçuk senedir de bu şirketteyim. Üç tavsiyede bulunmak istiyorum ben sizlere. Öncesinde şunu söylemek istiyorum. Tavsiyeleri sizlere verirken bir şeyleri başarmış edasıyla değil de başarmakta zorlandığım çok efor sarf ederek öğrendiğim o tecrübeleri sizlere aktarmak istiyorum ki sizler daha kolay bir şekilde bizlerin başardıklarının çok daha üzerine gidin çok daha güzel şeyleri başarın. Bu tecrübe aktarım benim için 2010 senesinde üniversite ikinci sınıftayken kişisel blogumu kurmakla ve blog yazıları yazmakla başladı aslında. O noktada kendimce bazı şeyleri tecrübe etmeden öğrenmem çok zordu. Kendime rol model edinebileceğim insanlar etrafımda yoktu. Birilerinden fikir alıp acaba potansiyelim nedir, neyi başarabilirim bu konuda hiç fikir alışverişi yapabileceğim kimse yoktu etrafında. Ben de içinde bulunduğum duruma daha fazla sayıda insan düşmesin ...gayesiyle bu yazılara yazı yazmaya başladım. Tecrübemi paylaşmaya başladım. Şimdi üniversite zor, zor rol model bulamadım dedim. Şimdi sene 2010'du. YouTube şu an günümüzde çok popüler. Hemen açıp insanların işte üniversiteyi bitirmiş, üniversiteyi okuyan... ...ya da çalışan insanların tecrüben edinebileceğiniz içerik tüketebiliyorsunuz. Bu mümkün. Fakat bu bundan 8 sene önce bu kadar kolay değildi. İster istemez benim çıtamın yani benim başarmak istediğim, gelmek istediğim noktayı çevresel faktörler belirliyordu. Yani ben üniversite hocama gidip bir şey söylediğimde belki de yapamazsın diye yaklaşıyordu. Ya da etrafımda bunu ya konuşamıyordum bazı şeyleri, konuşsam dahi iyi bir yapıcı bir geri bildirim alamıyordum. Yani şunu diyen insan sayısı azdı çevremde. Bu senin için çok kolay bir hedef, daha güzelini başarabilirsin. Kendimce o belirlediğim hedeflerin çok daha üstüne gideyim, çok daha iyilerini başarabileyim. Bu konuşmada size 3 mesaj vermek istiyorum. Vermek istediğim mesajlardan bir tanesi de bu. Çıtayı kendiniz belirleyin. Etrafınızdaki insanlar, bulunduğunuz çevre sizin başarmak istediğiniz, gelmek istediğiniz konumu belirlemesin. Tabi bunun için perspektifinizi geniş tutmanız lazım. Gündelik koşuşturmacada etrafınızdaki 3-5 kişinin diyaloglar arasında tıkılıp kalmamanız lazım. Benim de çok sevdiğim güzel bir söylem var. Sizin hayatınız etrafınızda en yakın iletişim kurduğunuz 3 4 5 arkadaşınızın ortalaması kadardır. Muhtemelen hayatta sizin başarabilecekleriniz de o o, o kapsamdadır. Tabi bunu geniş tutmak artık mümkün. Yani eskiden belki fiziksel olarak bulunmak, bir araya gelmek zorundaydınız. Fakat artık internet var. Araştırma yapabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bu kale düzenlenen etkinliklerden bu ana temalardan bir tanesi de araştırma. Benim tavsiyem araştırıp dünyada neler olup bitiyor? insanlar neyi başarıyor? Bunları kendinize kıstas almanız. Diyelim bilgisayar mühendisliği okuyorsunuz ve akrabalarınız var. Ya internet kafeci mi olacaksın? Ya da sizi sürekli geri çekmeye çalışan insanlar olabilir. Bunlara takılmadan siz perspektif edinip hedeflerinizi de bu şekilde kurmanızı, koymanızı tavsiye ediyorum. Ve bu çok kolay değil. Bu disiplini, bu motivasyonu sürekli kurmanız zor bir şey. Bunun için sürekli içerik tüketmeniz, sürekli kendinizi geliştirecek aktivitelerde bulunmanız lazım. Kitap okumak çok güzel bir örnek. Ya da ufkunuzu açtığınız, açtığını düşündüğünüz insanlarla muhabbet içerisinde olmanız. Onlarla mümkün olduğunca konuşmanız, birebir interaksiyonda bulunmanız. Eğer bu mümkün değilse, e, internette bulunan bu içerikleri tüketmeniz. Sizden 5-10 senelerdeki bu insanlarla iletişime geçip onlara sorular yöneltmeniz, güzel sorulmuş sorular yöneltmeniz, aldığınız cevaplar üzerine düşünüp onlar üzerine aksiyon almanız, sürekli bu çaba içerisinde bulunup motivasyonunuzu ve motivasyonunuzu yüksek tutup disiplininizi koruduğunuz takdirde çok güzel sonuçlar elde ed ed edeceğinizi düşünüyorum. Ve burada şöyle de bir nokta var. Motivasyonu yüksek tutmak, bir şeyler izlemek ve gaza gelmek kesinlikle değil. Motivasyon Somut bir şeyler ortaya koyduğunuzda bir anlam kazanıyor. Sürekli va vakit kaygısı taşımak. Yani diyelim bir pazar gününüz, oturduğunuz hiçbir şey yapmadığınız, Netflix'te vaktinizi harcadınız, işte Facebook'ta dolandınız. Günün sonunda bir suçluluk duygusu hissetmeniz çok önemli. Yani kendinizi o konuma getirmeye çalışın. Bu suçluluk duygusu sizin aksiyon almanızı sağlıyor olacak. Yani bu motivasyonu yüksek tutma, disiplini koruma ve aksiyon alma birleştiğinde çok güzel sonuçlar doğuruyor. Bunu, bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Siz bu gündelik koşuşturma içerisinde kaybolmadan kendinizi ve geleceğinizi düşünüp sürekli irdelemeniz, ee, acaba ben varmak istediğim noktaya bugün yaklaştım mı uzaklaştım mı? Bugün yaptıklarım beni oraya yaklaştırıyor mu diye sormanız, hayır cevabını aldığınızda sizi rahatsız etmesi çok önemli. Şimdi üniversitede branşınızda sizi öne geçirecek ne varsa yapıyor olmanız lazım. Üniversiteyi ortalama bir birey olarak bitirmek kesinlikle sizin hedefiniz olmaması lazım. Zaten siz üniversiteyi mükemmel bir şekilde bitirmelisiniz. Onun üzerine çok daha fazla şey koymalısınız. Eğer sizin hedefiniz buysa ya onu ya da daha aşağısını başarabileceksiniz. O yüzden hedefi sürekli, sürekli yüksek tutmak ve aksiyonlarınızla bunu desteklemek çok önemli. Size bu konuşmada vermek istediğim birinci tavsiye çıtanızı kendinizin belirlemesiydi. İnsanların sizin potansiyelinizi sınırlamasına kesinlikle müsaade etmemeniz. Şimdi ikinci bir hususa geçeceğim. Yüksek lisans başvurularında bulunup yüksek lisansa kabul aldım ve Amerika'ya geldim. Yüksek lisans benim hayatımda çok büyük bir yere sahip. Kendimi ilk kez bu kadar konfor alanımın dışında hissettim. Şimdi ben İngilizce bir eğitim almadım lisans boyunca. Yüksek lisans İngilizceydi. Büyük maddi sıkıntılar çekiyordum yüksek lisansa gittiğimde. Tüm bunlar birleşti ve çok çok zorlu bir iki sene geçirmeme sebep oldu her bir düşünür bir din adamı var. şöyle bir söylemi var. Şöyle bir örnek veriyor. İstakozların hayatını incelediğinizde, istakozlar belli bir büyüklüğe geldiğinde kabukları küçük geliyor ve büyümesine engel oluyor. Ardından bir bir kenarı çekilip kabuk değiştiriyorlar ve artık tekrar büyümeye başlıyorlar. Bu tekrar bir 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 noktaya ulaşıyor. Daha büyüyemez hale geliyorlar. Kabuk değiştirip tekrar büyümeye devam ediyorlar. İnsanlar da aslında böyle. Sizi zorlayan ortamlara kendinizi koymadığınız müddetçe, konfor alanınızın dışına çıkmadığınız müddetçe kendinizi geliştirmeniz inanılmaz zor. Eğer siz gündelik hayatınızda çok rahatsanız, bazı şeyleri çözdüğünüzü, işte kendinizi artık rahat hissedip alanınızda uzman olduğunu temelen problemli bir noktadasınız. O oradan uzaklaşıp sizi zorlayacak bir ortama kendinizi sokmanız. Tabi bu hedeflerinizin dahilinde olması lazım. Ben bu yüksek lisans tecrübesinde edindiğim bu stresli deneyim bana bazı şeyler öğretti. Örneğin sınıfın önünde çıkıp İngilizce bir sunum yapmak benim için inanılmaz zor bir şeydi. Topluluk karşısında konuşmakta zorlanan bir insanım, çekingen bir insanım. Bir de ana dilim olmayan bir dilde çıkıp teknik bir meselede bir sunum vermek benim için inanılmaz zordu. Hatta o master süresince bu dersten kaçmaya çalıştığımı, yani acaba bunu yapmamanın bir yolu, bir yol aradığımı hatırlıyorum. Nitekim bulamadım çıkıp sunumlar yapmak, kendimi zora sokan bu ortamlarda bulunmak zorunda kaldım. Ve şimdi geriye baktığımda keşke kaçsaydım, keşke o ortamda bulunmasaydım, keşke yerin dibine girip utanmasaydım da Evde rahat rahat otur, otursaydım kesinlikle demiyorum. Aksine dediğim tek şey iyi ki bunları yapmışım. Çünkü geriye baktığınızda bunlar perspektifte kayboluyor. O an yaşadığınız sizi rahatsız eden, sizi heyecanlandıran, midenize ağrılar sokan o deneyim artık gülüp geçtiğiniz bir şeyler öğrendiğiniz çok güzel bir tecrübe halini alıyor. Stresli bir olgu bu. Şimdi ben bunu gündelik hayatta hala yaşıyorum. Kendimi yetersiz hissedeceğim durumlara sokuyorum. Ve bu, bu, bu stresli bir şey. Bunu yönetmek de çok büyük bir yetenek istiyor. Ve bunu sadece deneyimleyerek, deneyerek, yanılarak öğreniyorsunuz. Siz de bu süreci çok güzel bir şekilde yürütmeyi öğrenmelisiniz. Şu tavsiyede de bulunmak lazım. Kendinizin çok üzerine gitmeyin. Sağlığınız her şeyden önemli. Fakat insanın potansiyeli düşündüğünün çok üzerinde oluyor. Bu devamlı öğrenmek çok önemli bir şey. Şimdi master hayatımda ben bu problemleri yaşadım ama kesinlikle orada bitmedi. Şu an siz üniversite hayatında sıkıntı çektiğinizi belki düşünüyorsunuz. Üniversite bittikten sonra çalışmaya başladığınızda her şey çok daha güzel olacak diye düşünüyor olabilirsiniz. Eğer yüksek başarıları elde edilmek istiyorsanız kesinlikle bu böyle değil. O yüzden devamlı öğrenmeyi kendinize alıştırmanız, devamlı kendinizi geliştirmek zorunda olduğunuzu kabullenmeniz lazım ve bu, bu süreçten zevk almaya bakmanız lazım. İkinci bir husus, konfor alanınızın dışına çıkma ve kendinizi bu zorlayan durumlarda bulundurma oluyor. Ve son olarak tüm bunları yaptığınızda başarıya ulaşmanız, kişisel başarıya ulaşmanız, popülasyonun geneli kümülatif manada bakıldığında bir başarı. Fakat sizin tecrübelerinizi paylaşmanız, tecrübelerinizle, deneyimlerinizle insanlara liderlik etmeniz, başardıklarınızı diyelim 1000 kişiyle paylaşmanız, kümülatif manada 1000x başarıya, kazanıma sebep oluyor. Üçüncü tavsiyem ise yaşadıklarınızı, tecrübe ettiklerinizi paylaşmanız. Şu an sosyal medya çok gelişti. Blog, Facebook, Instagram tüm bunları efektif bir şekilde kullanıp tecrübenizi paylaşmanız ve insanlara liderlik etmeniz çok önemli. Bu, bu size çok şeyler katacak eminim. Yani sadece bu insanlara verdiğiniz bir şey değil bundan çok büyük kazanımlar elde edeceksiniz. Özetle ben bu üç tavsiyeyi siz, sizlere vermek istedim. İsterseniz şimdi soru cevaba geçebiliriz.